Merhaba gençler. Bu okullara sağlıkçı alımı ile ilgili bilgi vereceğim. 18.000 sağlık alımı ve okullara sağlıkçı alımı var. Şimdi arkadaşlar biz 18.000 demişiz ama bu 18'e inanmayın. Biz minimum 18 dedik. Şimdi bazı kaynaklarda öğrendiğimiz bilgiye göre minimum 60.000 olacak. Tekrarlıyorum. Biz minimum 18.000 yazdık ama sonradan 60.000 olursa hani hocam hani 18.000 demişiz niye 60.000 olur diye demeyin diye söylüyorum. Bazı kaynaklar 18.000 demiş, bazı kaynaklar 60.000 demiş. Biz 18.000'i baz aldık. Hani 60.000 olma ihtimali var. Bu arada arkadaşlar boğazım ağrıyor. Arada bir soğuk çay diyorum, özür dilerim. Sıcak çay içeceğim. Hani bu kusuruma bakmayın. Pek konuşamıyorum. O yüzden arada bir eğer susmuşsamsa bir iki çay içiyorum. Şimdi arkadaşlar işte başvuru şartlarına bugün değineceğiz. İşte bu 18.000 alımın nasıl olacağı, 18.000 alım mı, 60.000 alım mı olacağı, hangi kadro alacağı, ne üzerinde alacağı, iş grubu, ÖSYM mi üzerinde alacağı, hangi branşlar alım mı yapılacağı, bunun hakkında bilgi vereceğim. Siz tabii görüş ve öneriniz varsa yorum kısmına belirtin. Dediğim gibi en az biz 18.000 demişiz. Bu 60.000 de olabilir, 40.000 de olabilir, 70-80.000 de olabilir. Ve hangi okullara sağlıkçı alıma verileceği hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar iş kurum hep o okullara 18.000 personel ve o okullar sağlıkçı alıma başvuru şartları nedir? İlk açıklama geldi. Hangi okullar alım olacak? Yapılan açıklamada bir okulda 250'den fazla öğrenci varsa o okula sağlıkçı alımı yapılacağı bildirildi. Ama kaç tane sağlıkçı alacağı bildirilmedi arkadaşlar. Bunu yük diyorum. MEP kendisi karar verecek. Şu an MEP il sağlık ilk sağlık illerdeki sağlık illerdeki MEP'lere şey yolladı arkadaşlar. İl Sağlık Milli Eğitim Bakanlıklarına bildiri yolladı. Dedi ki sizin şehrinizde il sağlık diyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü il Milli Eğitim'de 250'den fazla öğrenci olan okulların listesini istedi. Şu anda il Milli Eğitim Müdürleri kendi şehrindeki il ve ilçelerdeki okulların 250'den fazla olan okulların listesini yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na yollayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu listeyi tamamladıktan sonra ilana çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben şu an öğrendiğim kadarıyla hala yollamamış birçok üniversite var. Şu ana kadar yollayan 25 üniversite var. Üniversite yok pardon. 25 tane şehir var. Geri kalan şehirler daha yollamamış. O yüzden arkadaşlar bunu yapması kolay bir şey değil. Her şehirde yaklaşık 1000-1500 hatta 2000 civarında okul var. Daha da fazla olabilir. Yani ilçeye falan hesapladığımızda o yüzden hani liseler, ilkokullar, ortaokullar hani bunları işin içine ekleyince bayağı bir çok oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz uzun zaman alabilir ama arkadaşlar bu alım olacak yani bu alım gerçekleşecek. Resmi gazetede yayınlanmış bir alımdır. Şu anda il milli eğitimler 250'den fazla olan okulların listesini hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı'na yollayacaklar. Pardon. Bir görevlendirme mi olacak? Arkadaşlar okullara sağlıkçı personel anlamında açıktan alım mı yoksa görevlendirme usulü mü olacağı henüz net değil. Ancak edinilen bilgiye göre okullara çalışacak sağlık personelinin görevlendirme usulü olacağı öğrenildi. Sağlık personelinin mevcut çalışanlar okullarda görev alacak. Açıktan olması durumunda geçici personel alımı yapılabileceği, işkol üzerinden alımın yapılabileceği de bildirdi. Ancak bu seçeneğin zayıf olduğunu ise öğrendi. Şimdi arkadaşlar birkaç kaynak bu alımın geçici alım olacağını söyleyebildi. Yani şöyle bir yıl çalışacaksınız, bir yılda sonra bir daha çalışmayacaksınız gibi. Biz bunun için hem Cumhurbaşkanlığına hem MEB hem de gerekli yetkili kurumlara başvuru yapacak arkadaşlar. Bu olayın geçici olmaması konusunda. Eğer size de danışırsak da siz de bize yardım edersiniz arkadaşlar. Beraber Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e mail yollayabiliriz. Ama şimdi arkadaşlar eğer geçici olursa arkadaşlar büyük ihtimalle geçici olmayacak. Çünkü ben birkaç abimize tanıştım, birkaç hocamıza danıştım. Geçici olmayacağını söyledi bana. O yüzden arkadaşlar geçici olacağını pek düşünmüyorum. Hani geçici olacağını pek sanmadığım için daha çok kalıcı olacağını düşünüyor ve işkol üzerinden yapılabileceği bildirdi ama bu seçenek zayıf bir seçenek. Niye zayıf? Çünkü arkadaşlar KPSS puanıyla alması büyük ihtimal KPSS puanıyla alacak bir yetkili mercekten öğrendiğim bilgiye göre her ilde herkes kendi ilinde başvuru yapacak. Örneğin ben Ankaralıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Ben nereye başvuru yapacağım? Ankara'ya başvuru yapacaksın. Ondan sonra ben İzmir'de yaşıyorum ama benim kaydım, doğma büyüme kaydım işte örnek veriyorum Nevşehir'de. Ben nereye başvuru yapacağım? Nevşehir'e başvuru yapacaksın. Bu yüzden arkadaşlar herkes kendi kayıtlı olduğu nüfusu şu anda nereye kayıtlıysa o şehre başvuru yapabileceğini söyleyebilirim. Büyük ihtimalle böyle olacak. Bu benim kendi şahsi fikrim arkadaşlar. Her ile ayrı ayrı başvuru yapabilirsiniz de. Mesela bir öngörü söylüyorum. Anında iş kurulu üzerinden olsa da şey ÖSYM üzerinde olsa da olmasa da ben KPSS şartı olacağını söyleyebilirim. KPSS'den en az 50 almış tüm adaylar başvuru yapabilirler.
Peki hangi kadrolar alım olacak? Şimdi arkadaşlar bu kadrolar kesin değildir. Hemşire ve hemşire yardımcısında ben var diye düşünüyorum. Ama bu kadrolar kesin değildir. Ama öğrendiğim kaynaklardan şu var. Hemşire ve hemşire yardımcıları kesinleştiriyorlar. Birkaç bölüm daha var sağlık teknisyeni falan anlamında. Onlar kesin diyor arkadaşlar. Bakın hemşire ve hemşire yardımcıları herkes kesin diyor. Ama bunun dışında ekstra birkaç kadro daha varmış. Onlar kesin değil diye açıklama yapıyorlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar başa geçip bir değerlendirme yapıp videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi biz en az 18 bin dedik ama 60 bin diye söyleniyor. Bu 60 bini 15 bini işçiymiş arkadaşlar. Artı arkadaşlar bu her ildeki il Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yollandı. Ve bu yazılarda en az 250 olan okulların sayılarının en az 250'nin üzerinde olanların listeleri ise de bu listeler tamamlandığında MEB bir açıklama yapacak. Ve ilanı paylaşacak. MEB'in ne zaman ilanını paylaşacak, ne zaman kılavuzu paylaşacak belli değil. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na, ondan sonra Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne birkaç tane iktidardan milletvekiline yazdım arkadaşlar ama maalesef cevap gelmedi. Cevap gelirse onları da paylaşırım. Biz bu olayın takipçisiyiz. Ha, ben bu video yapmamın tek sebebi ben bu arkadaşlarımı unutmadım. Ben bu arkadaşlar için hala savaşmaya devam ettiğimi göstermek maksatlı attım. Bu ilan geldiğinde emin olun ilk göreceğiniz kanal Fikir Hocam kanalıdır. Ve YouTube'da sadece bu olay üzerine duran tek kanal Fikir Hocam kanalıdır. Hiçbir kanal bu olayla ilgili tek bir video atmaz. İsterseniz gidin bakın. Sadece Fikir Hocam kanalı dışında hiçbir kanal böyle bir ilan, böyle bir paylaşım yapmamıştır. Biz dediğim gibi en az 18 bin olacak. Daha fazla da olsa. Üstü olsun bizim olsun arkadaşlar. Altı olursa size zarar. Üstü olursa size kar. 18 bin üstü olsun güzel olsun. Doğru değil mi yani? 18 bin üstü sizin için kar. Belki 19 bin olacak. O 19 bin içindeki bir kişi sizsiniz. Ya da 20 bin olacak. 20 bin içindeki bir kişi sizsiniz. Bu arada şimdi de söyleyeyim. Buna sadece sağlık çıkışlı arkadaşlarımız başvuru yapabilir. Lise, ön lisans ve lisans sağlık çıkışı arkadaşlarımız sadece başvuru yapabilir. Ön lisans alım olur mu olmaz mı bilmiyorum ama lisanstan hemşire ve lise çıkışı hemşire yardımcıları bu alana başvuru yapabileceklerini söyleyebiliriz. Tabii ortaokul hemşiresi de başvuru yapabilir arkadaşlar. Bununla ilgili de bir çalışma var. Onlarla ilgili de alım olabilir. Hiç lisans alımı yapılmayabilir. Direkt orta öğretim lise çıkışı hemşireler, orta öğretim hemşire yardımcıları diye alım da yapılabilir. Hiç lisans ve ön lisansı araya karıştırmayabilirler. Şu anda hiçbir şey net olmadığı için biz sadece tahmin yürütüyoruz. Net bilgiye geldiğinde paylaşmaya devam edeceğim. Sizin görüş ve öneriniz varsa yorum kısmına mutlaka belirtin. Ben bu olayın takipçisiyim. Bu olay şu anda okula pazartesi günü açılıyor ya da salı günü açılacak. Şimdi MEB'in böyle bir alım yapması şart. Çünkü pandemi koşullarındayız. Böyle bir alım yapması şart. Yani Mart ayı içerisinde ben dikkat çekiyorum arkadaşlar. Mart ayı içerisinde net bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Ben olayın takipçisiyim. Ha şöyle bir şey olabilir. İlan çıkmaz. Ben sizi toplarım arkadaşlar. Toplanın derim. Hepiniz şöyle bir dilekçe yollayacaksınız CİMER'e. Hepimiz aynı anda o iletişim merkezinde CİMER'de o metni yollarız. İlla ki bize cevap verirler. Ona göre alımın ne zaman olup olmayacağı belli olur. Ha o duruma gelirsek atarız arkadaşlar. O duruma gelmeden şimdilik bir şey atmayalım, bekleyelim. Bakalım ne olacak. Ben olayın takipçisiyim. Siz de takipte kalın. Ben bilgiyle geldikçe size paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüş ve öneriniz varsa yorum kısmına belirtin. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.